Acım diner mi? Hayır. Yok çünkü çocuğum yok oldu. Yok ettiler ya. Dediğim gibi başka analara ağlamazsın. Benim çocuğumu polis niye öldürdü ki ya? Neden öldürdü yani? 7 sene geçmiş, hala acım dinmiyor. Böyle bir şey var mı yani? Kabullenmiyorum bunu. Dava bizim davamız olmadığını ben defalarca kalın çizgiyle çizmiştim altını, yine söylüyorum, bu dava bizi ilgilendiren bir dava değil. Tamam, bizim çocuğumuz yok, acımız çok büyük, ama Türkiye toplumunu, Türkiye insanlarını, Türkiye'nin bütün yaşayan insanları ilgilendiren bir dava. Kamu davası bu. Benim çocuğum sokak ortasında katledildi. O bakımdan böyle bir olayda, böyle bir vakada bir insanı vahşice öldürmesinin yanına kâr kalmaması için biz mücadelemizi yapıyoruz. Sonuna kadar yapacağız. Nerede bir hukuksal anlamda mücadelemiz varsa, hakkımız varsa onun peşinde koşacağımızı herkesin bilmesini isterim. Ama yaşadığımız gerçekten 7. senenin içinde dramatik bir hayat, çok kötü günler. Bunun kimsenin başına gelmesini tahmin istemem yani, böyle bir şey olmasını. Ben diyorum yani gerçekten güzel bir şey, evet, bir nevi hani yargılandığı zaman bir nevi belki içimiz acım diner mi? Hayır. Yok çünkü çocuğum yok oldu. Yok ettiler yani. Dediğim gibi başka analara ağlamazsın. Başka çocuklar katledilmez. Başından beri biz hep bunun mücadelesini, tabii ki çocuğumuzu katleden kişi illaki bir ceza alsın istiyoruz. Bu en doğal hakkımız. Başından beri biz sarf ettiğimiz mücadele bu. Ve halen yine de devam edeceğiz yani. Nerede hak, adalet varsa. Ya çok basit bir şey söyleyeceğim. İşte biliyorsunuz, Elazığ'da bir deprem oldu. Oradan çıkan bir canlı insanı gördüğümde gözlerim doluyordu. Yemin ediyorum, biz çünkü o ölümü 9 ay bekledik, biliyor musun? 9 ay. Yani oradan çıkan bir insanın, ben kendi çocuğum geri dönmüş gibi sevindim, ağladım yani. Böyle bir şey var mı ya? İzleyemiyordum o görüntüleri. Normal bir doğa olayına böyle insanlar kurtuluyorsa, benim çocuğumu polis niye öldürdü ki ya? Neden öldürdü yani? 7 sene geçmiş, hala acım dinmiyor. Böyle bir şey var mı ya? Kabullenmiyorum bunu. O daha 14 yaşındaydı vurulduğunda. Yani kanunda, nizamda bu var. Evet. Bu var. Ya isterse elinde, hani farz edelim, diyelim ki elinde silah var, diyelim ki. Öyle bir şey zaten yok. O gün yürüyüş yoktu. Daha değil ki başka bir şey. Yürüyüş yoktu yani. Hadi ki yürüyüş vardı. Hadi ki vardı. Onların diyeyim. Öldürmeyecekti onu. Yakalayacak, bana getirecek, cezayı bana verecekti. Diyecekti sen bu çocuğa bakamıyorsun, biz devlet olarak alıp bakacağız. Yapılması gereken buydu. Belki benim çocuğum kurtulma şansı vardı. Bıraksalardı, hastaneye götürülseydi belki kurtulurdu. O müdürü, o başındaki müdür merneşe, o izin verselerdi. Aşağıdan çocuklar bağırıyor. Çocuk vuruldunuz, çocuk vurdunuz diye o gazı çocukların üstüne öyle yoğundan atlıyorlar. Dayanılmaz bir hale geldi. Biz istiyoruz ki sadece bizim çektiğimiz acıyı başka bir aile, başka bir birey, başkaları çekmemesi için bunu dillendirmeye çalışıyoruz. Kamuoyunda bunu söylemeye çalışıyoruz, ama ne kadar duyuluyor bilmiyorum. Hala bizim çocuğumuz başka kişilerle yan yana getirip bizim çocuğumuz terörist birilerine kahraman ilan ediyorlar. Bu bizim çok zorumuza gidiyor. Trabzon'da öldürülen Eren Bülbül diye bir çocuk. O da bizim çocuğumuz. Ya Sorun sonuçta bir büyük duruyor. çocuk. Ya 15 yaşında bir çocuk ya. Çocuk çocuk bu. Ya bu çocukla benim çocuğumu yan yana getirip birisine kahraman, birisine terörist deniyor. Ya böyle bir şey var mı ya? Sırf siyasi çıkar amaçlı, sırf ceplerini doldurma amaçlı, birilerine yakınlaşmak amaçlı bunları kullanıyorlar. Ya insanlar bunlara nasıl inanıyor, nasıl şey yapıyor? Ya sonuçta bu öldürülen bir çocuk. Ya ne düşünceye sahip olursa olsun çocuk ya.
Sen devletsen görevini yerine getireceksin. Eğitimini sağlayacaksın bu insanların. 18 yaşına kadar o çocuk senin emanetindedir. Sen kendi emanetine ihanet ediyorsun. Devlet. Nasıl devletsin sen? Nasıl bir devletsiniz? Nasıl bir ülke yönetiyorsunuz? Nereden nerelere getirdiniz bizi? Ben sıradan bir aileyim ya. Sıradan bir tekstil işçisi bir aileyim ya. Benim kimsenin aldısıyla verdisiyle işim olmayan bir insanım. Nerelere getirdin beni ya? Ben 3 çocuğumu yetiştirmek için elimden gelen bütün çabamı sarf eden, çalışan emeğimle 3 çocuklarımı okutmaya çalışan bir babayım. Ama bizi aldınız, öbür dünyanın öbür ucundan öbür ucuna götürdünüz. Böyle bir şey yok ki. Yok yani, ben kimseye bir şey yapmadım. Ben çocuğumun hakkını arıyorum. Ama Türkiye Cumhuriyeti'nin de haklarını savunmak için her türlü fedakarlığı yapacağım. Madem bana böyle bir şey biçtiniz, görev verdiniz. Madem beni böyle bir ortama soktunuz. İlkokul mezunu bir insanım. Ama artık beni neredeyse avukat yaptınız, savcı yaptınız. Her şeyi yaptınız yani. Böyle bir şey yok. Herkes görevini yapacak. Yapacak yani. Herkes kim nerede görevliyse aldığı paranın hakkını verecek. Oradan ne mal alıyorsan, o çocuklarına ekmek parası götürüyorsan, o çocuklarına o ekmeği helal yedirmek zorundasın. Zorundasınız. Katilleri mağdur diye karşımıza çıkarttılar. Mağdur mu? Orada bütün mağdurlara davaya şikayetçi olmuşlar ya, bütün mağdurlar. Sizin mağdurlarınızı gidermeye hazırız biz anneler olarak. Çocuklarımız bize geri verin. Çocuklarımız bize geri verin. Bu mu ya? Tırnağı incinmiş diye şaka mı bu ya? Nasıl bir tekme atmışsa Ali İsmail'e. Vicdan var mı vicdanlar? Biz gidirmeye hazırız. Ne çıkarsa karşımıza biz hazırız. Bize çocuklarımızı geri versinler. Emir verdiği gibi, aldığı gibi emir verip bize bana geri versin çocuğum. Ben çocuğumu istiyorum. İstiyorum ben çocuğumu ya. Ben çocuğu ne halle o 14 yaşına getirdim ya. Ben çocuğuma doğru düzgün bunun verdiğiyle ben büyüttüm çocuğumu ya. Gece gündüzüm bir yaptım. Ben bir kıyafet, tek bir kıyafet aldım. Çocuğum bir kere giymedi ya. Bir kere giymedi. Ben çocuğumu istiyorum. Versinler bana çocuğumu. Onların bütün mağdurun derini yapacağım yani. Mahkeme heyeti de buradaydı. Keşif geldi. Mahkeme heyeti de geldi. Zaten olay esnasına dahil bütün görüntüler var. Yani ona daha sonra değineceğim. Oraya jandarma kriminali de gelmişti. Çünkü jandarma kriminalinin de dosya o zaman jandarma kriminalindeydi. Ve etrafımız hep sivil polislerle doluydu. Ve resmi de vardı ve siviller de vardı. Mahkeme heyeti de oradaydı. Mahkeme heyeti inceleme yaparken işte oradaki olay esnasındaki tanıklara, jandarma kriminalinin uzmanlarına bazı şeyleri soruyordu. O esnada işte yine sosyal medyaya bahsedeceğim. Sosyal medyada Berkin Elvan'ın Taksim'e ekmek almaya gittiği söyleniyordu. Ne işi vardı? Taksim'e ekmek almaya gitmişti. Ben mahkeme heyetini, başkanını aldım. Ona bir şey söyledim. Başkanım dedim, benim çocuğumu bu şeyden ayıklamanızı istiyorum. Yani bu sosyal medyadaki bu bize saldıran kişilerden bunun ispatını istiyorum sizden dedim. Ben dedim size evimi göstereceğim. Benim çocuğum ne işi varmış da Taksim'e ekmek almaya gitmiş diye böyle devamlı bizim karşımıza bu sorular çıkıyor. Biz de bunu siz Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil ediyorsunuz. Ve insanlara adilane bir şekilde adalet dağıtıyorsunuz. Ve gelin size evimi göstereceğim. Oturduğum evi göstereceğim. Ve o esnada gittim mahkeme heyeti sağ olsun bizimle geldi peşim sıra. Evimle çocuğumun vurulduğunun yerin arası 150 metre. Bu mahkeme raporlarında var. Son keşif raporunda var. Bunu ben yazmadım. Bunu ben yazmadım. En ufak bir şey çizmedim ben oraya. O heyetin raporu. Benim değil.
Buradan sesleniyorum o şahsiyetsizlere. Benim çocuğum Taksim'e ekmek almaya gitmedi. Evimin arka caddesindeki fırına ekmek almaya çıktı. Birincisi bunu ispat etmek. Mahkeme bunu ispat etti zaten, ben değil yani. İkincisi olay esnasına dair bütün bizim yani lehimize olan, aleyhimize olan delilleri çürütmeye yönelik son raporu gördük. Yani orada Berk'in suçlamışlar açık açık. Açık açık Berk'in suçlu. Berk'in olay esnasında yani sokakta nasıl çıktığı belli çocuğun. Bir defa sokağın içinde herhangi bir olay yok. Raporda görüyorum ki işte barikat kurmuşlar, işte şeyler yakmışlar, polislere taş atmışlar, polislere patlayıcı atmışlar ve cebindeki şeylerden bahsediyorlar. Torpillerden bahsediyorlar. İşte 11 tane torpil olduğu söyleniyor. Bunu bilirkişi oraya yazmış. Geçmişteki raporlara dayanarak. Bu torpilleri mahkeme heyetinin karşısında hepsini çürüttük. Hepsini çürüttük. Bu torpillerin hepsinin uydurma olduğunu ve işte oradaki hastanedeki kişilerin düzenlediğini, ayrı ayrı 3 tane raporun olduğunu hepsini biz çürüttük. Torpilin arkasına sığınamayacaklar. Ama gerçek adaleti yerini bulursa hak ettiği cezayı alacak. Ama şu anki gördüğüm şey şudur ki tamamen katil olan kişi korumaya yönelik mahkeme şeyin bilir kişinin bir raporu var. Biz de bunu kabul etmiyoruz. Avukatlarımız zaten gerekli cevabını verecekler. Gerekli savunmaları yapacaklar. Bize herhangi bir söz düşerse o konuda biz de gerekli bize mahkeme heyeti bize bir soru sorarsa tabii ki biz de yapacağız savunmamızı. Bize de herhangi bir şey sorarlarsa biz de cevabını vereceğiz. Ama tamamen Berk'ine yönelik rapor düzenlenmiş orada. Aslında Berk'ine yönelik değil, Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelik bir rapor düzenlenmiş. Berk'in benim çocuğum değil sadece. Ama şunu altını çizmek istiyorum. 5 Şubat'taki duruşma önemli bir duruşma. Gerçekten önemli bir duruşma. Karar duruşmasına gideceğiz. Bir veya iki duruşma daha, iki duruşma daha yaşarız bundan sonra. Bu duruşmada her şey açık. Zaten mahkeme heyeti de bir önceki duruşmada demişti ki dosya bize %28 ile gelmişti. Ve şu anda biz dosyayı %80'lere çıkardık. Kişinin tespitini yaptık. Ama sadece bir şeyimiz kaldı. İşte bu kişi hedef alarak mı atmış yoksa rastgele mi atmış? Bunun da ispatı bu raporda var. Bu raporda diyor ki son gelen raporda kolu sargılı olan polisin attığı atış anındaki işte Berk'in düşmesiyle paralel olduğunu bunu açıklamış. Ve hedef alarak kafasını böyle yana eğerek ve silahını hedef alarak attığının ispatını yapmış. Bunu da tespit etmiş bilirkişi. Burada şunu söylemek istiyorum. Bizim için o katil zanlısına İsterseniz ceza verin, isterseniz vermeyin. Bizim için hiç önemli değil. Bizim yaramızı dindirmeyecek. Ama Türkiye Cumhuriyeti'nin yarasını dindirecek. O bakımdan bu da mahkeme heyetinin de bence düşüncesi çok önemli. Mahkeme heyeti de demişti ki daha önce de bize işte buradan sonra bir üst mahkemeye gidilecek. Bizden kaynaklı bir şey eksik kalmasın gibisinden işte 16. duruşmaya gidiyoruz. O bakımdan bu duruşmanın, bu mahkemenin ona yönelik uzadığını, en ufak bir delilin atlanmayacağını, o bakımdan mahkemenin duruşması şeyde, duruşu da bizim için çok önemli. Onlar da bugüne kadar iyi götürdüler. Ben onlara buradan teşekkür ediyorum Türkiye Cumhuriyeti adına. Herhangi bir olay yaşanmadı bizim adımıza. Bizim adımıza bu sevindirici bir olay. Çünkü orada polislerin ve sivil polislerin ve provokatörlerin defalarca orada olay çıkarmaya yönelik hareketlerini defalarca gördük. Ama biz sağduyulu insanlarız. Biz ülkemizde bir huzursuzluğun olmasını istemiyoruz. Başka bir canın yanmasını istemiyoruz. Defalarca söyledik. Mahkeme heyetine de buradan teşekkür ediyorum. Şu açıdan teşekkür ediyorum. Bizi kolladığından falan filan değil. Ne karar alırsa alsın beni ilgilendirmiyor. Türkiye Cumhuriyeti'ni ilgilendiriyor.
Türkiye Cumhuriyeti'ni ilgilendiriyor. O bakımdan 5 Şubat'taki duruşmamız çok önemlidir. Bütün dostlarımızı davet ediyoruz. O duruşma sadece bana ait, Berkin Elvan ailesine ait duruşma değil. Herkesi ilgilendiren duruşma. Ne kadar sahip çıkılırsa duruşmaya o kadar hak kazanırız. Bunu herkesin bilmesini istiyorum. Her zaman destekleri vardı. Bizi yalnız bırakmadı. Çok teşekkür ediyorum. Yine çağırın. Ayın 5'inde çarşamba günü. Herkesi. Herkes yine desteğiyle Berkin'i savunmak için. Çocuklarımızı savunmak için. Yine söylüyorum. Bir ana daha ağlamaması için. Herkesi oraya bekliyorum. Berkin'in teyzeleri, ablaları, anneleri, amcaları, dayıları. Ben doğurdum ama herkesin çocuğu oldu orada. Berkin'i savunmak, Berkin'in adı altında bütün çocuklarımızı savunmak için herkesi bekliyorum.